Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafya dersinde 2. dönem 2. yazılı ile ilgili güzel bir çalışmamız olacak. Tabii ki de içeriğimizde neler var derseniz öncelikle yazılıda sizin sorumlu olduğunuz kısımlarla ilgili güzel bir konu anlatımı kısmı var. Yani özet kısmı bunları bilmemiz gereken kısımlar var. Akabinde yazılı ile ilgili güzel etkinliklerimiz yer almakta diyelim. Hadi bakalım o zaman yazılıya hazırlık çalışmamız başlasın. Şimdi biz bu ünitede nerelerden sorumluyuz dersek öncelikle beşeri sistemler kısmında nüfus, nüfusun özellikleri, dünyada nüfusun dağılışı, Türkiye'de nüfus ve nüfus piramitlerinden sorumluyuz. Hemen şöyle burayı yana alıyorum. Nüfusla ilgili bizim kaynaklarımızda nerelerden neyi çözmeniz gerekiyor? Hemen şöyle Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Dinamo Soru Bankası kitabımızda ben hep kitabı söylerken size bölüm sonlarında özellikle ünite sonlarında da Yazılı ile ilgili çalışmaların olduğunu belirtmiştim. Beşeri sistemler kısmı içerisinde sevgili arkadaşlar. Test 6 dediğimiz kısım sayfa 130. Ben şöyle 130. sayfayı açıyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere doğru yanlışlar var. Boşluk doldurmalar var. Klasik sorular var. Eşleştirme kısmımız var. E son sınav yazılının test mantığında hazırlandığı bir sınav olursa burada tabii ki önceki kısımlarda da Çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Sevgili arkadaşlar bunları güzel güzel çözmeyi unutmuyorsunuz. Akabinde neresi var dediğimizde göçler ve ekonomik etkinlikler gene beşeri sistemler kısmında burası yer alıyor. Sonra küresel ortam, bölgeler ve ülkeler kısmı var. Hemen şöyle gene Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Küresel ortam, bölgeler, ülkeler test 4 dediği kısım sayfa 150. Ben hemen şöyle 150. sayfayı açıyorum. Peki burada doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar var. Oldu ki bu alanlarda takıldık. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun için de biz size güzel bir şekilde hap bilgiler şeklinde yazılı notlar ile ilgili çalışmalar yaptık. Hemen şöyle 61. sayfayı ben sizler için açıyorum. Burada bilmeniz gereken ana kısımlarla ilgili güzel bir konu özeti kısmımız yer almakta. Mesela burası küresel ortam bölgeler ve ülkeler. Burada ulaşımla ilgili ifadeler var. Hemen şöyle burada da güzel bir şekilde bakın mesela burada ulaşımla ilgili ifadeyi göstermiş. Ümitburnu ünlü denizci diyor. Hemen burada bunu güzel bir şekilde konu özeti kısmında rahat bir şekilde bulup işaretleyebilirsin. Bu iki kaynak seni yazılıya dört dörtlük şekilde hazırlayacaktır. Son kısımda ne var? Dediğimizde son kısımda çevre ve toplum ünitesi var. Burada da afetler ve genel özellikleri biraz uzun, geniş, kapsamlı bir konu. Hemen burada da şöyle orayı açalım. Test 4 dediği 170. sayfa sevgili arkadaşlar. 170'i de şöyle açıyorum. Bakın gene doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, klasik sorularımız yer almakta. Bu iki kaynak seni sınava güzel bir şekilde hazırlayacaktır. Oldu ki bu kaynakları almadın. Ne yapıyorsun? Hemen satış noktalarından bu kaynakları temin ediyorsun diyelim. 61-93 arası bu kitaptaki sorumlu olduğumuz kısımlar. Ha bunun dışında oldu ki yazılıyla ilgili konularda öğretmenin sana konuları söyleyebilirsin. Söylediğinde bu konulardan belirli bir kısmı bu videomuzda var. Diğer kısımlar yok. Atıyorum beşeri sistemler burada var ama doğal sistemlerle ilgili su toprak bitkiyle ilgili de soru soracağım dedi. Osman ne yapıyorsun? Hemen ikinci dönem birinci yazılıya gidiyorsun. İkinci dönem dışında birinci dönem ikinci yazılıya birinci dönem birinci yazılıya da gidiyorsun. Biz bunları ne yaptık? Sizler için zaten önceki dönemler içerisinde de yazılı çalışmaları yaptık diyelim. Hadi bakalım çözeceğimiz yerleri biliyorsunuz artık. E yazılıya hazırlık çalışmamız başlıyor. Nüfus neydi? Nüfus sınırları belirli bir alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısıydı. Nüfus bilimi demografi olarak ifade edilmekteydi ve... ...geçmiş dönemden günümüze kadar nüfusla ilgili sayımlar yaptık biz. Biz şimdi bu sayımlarda ilkel sayımlar vardı. Sadece erkek ve neydi, vergi belirlemek amacıyla erkek nüfusunun sayıldı. Bir de modern anlamdaki sayımlar vardı. Modern anlamdaki sayımlar ilk olarak İsveç'te gerçekleştirilmişti ve... ...bu sayım yöntemiyle ilgili iki tane yöntem bahsediyoruz. De facto yöntemi neydi? Hemen şöyle hatırla. Sayım günü neredeyse oranın nüfusuna ait olduğun yöntemdi. Dejur yöntemi ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemi olarak ifade edilmekte. Dünyada nüfusun sıçrama dönemleri olarak 3 dönemden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar tabii ki de alet yapımı. Kesici alet yapımı. İkincisi tarımsal faaliyetler, yerleşik hayata geçiş. Üçüncüsü ise sanayi devrimi olarak karşımıza çıkar. Modern anlamda yapılan nüfus sayımlarında nüfusla ilgili cinsiyet özelliklerin ortalama yaşam süresini, okur yazarlık oranını, kır kent nüfusunu, sektörel dağılımını ve dünya ölçeğinde nüfusun dağılışı ile ilgili ifadeleri bulabiliriz ya da bölge ölçeğinde bulabiliriz. Peki dünya ölçeğine baktığımızda dünyadaki nüfus nerede yoğun, nerede seyrek dersek bir numara ile görmüş olduğunuz Batı Avrupa'da ya da üç numarayı biraz daha güneyi de alabiliriz tam şu kısma Amerika'nın güneydoğu kısımları bu alanlarda şurada on numarada şurada dokuz numarada nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebepleri tarım faaliyetlerinin, sanayi ulaşım hizmet faaliyetlerinin gelişmiş olmasıdır diyebiliriz. 4 numarayla görmüş olduğumuz alan Amazon havzasıdır ve bu alanda nüfus yoğunluğu seyrektir. Temel sebebi yüksek sıcaklık ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bitki örtüsünün yoğunluğu diyebiliriz. 2 numara Avustralya'nın iç ve batı kısmı olarak düşünürsek bu alanda da nüfus seyrektir. Temel sebebi nedir dediğimizde çöl iklim bölgesi. Aynı şekilde 4 numara gibi sevgili arkadaşlar. Bakın burada 8 numarayı vermiş, burada da 5 numarayı vermiş. Bu alanlara baktığımız zaman hemen şurayı 4 diye söyledik. Burayı 6 diye düzeltelim sevgili arkadaşlar. 8 ve 5 numaraya baktığımızda ise bu alanlarda yeryüzü şekillerine bağlı olarak nüfus seyrektir. Burada 7 numarayı görebilmekteyiz. Bu alanda da sevgili arkadaşlarım nüfus iklimin soğuk olmasına bağlı olarak seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bak burayla ilgili ifadeler karşımıza gelecektir. Şimdi Türkiye'de nüfusa baktığımız zaman tabii ki de sayımla ilgili ifadelerde ilk modern anlamda sayımız 1927 yılında gerçekleşiyor ve 13.6 milyon kişi olduğu sonucuna ulaşılıyor. Tabii ki bundan önceki sayımlarda 1831 yılında 2. Mahmut döneminde yapılmış ama bu sayım sadece vergi ve asker miktarını belirleyebilmek amacıyla erkeklerin sayıldığı bir sayım sistemi olmuş. Abdülmecit döneminde Abdülaziz döneminde sayımlar gerçekleştirilmiştir ve 1927 yılındaki sayıma istinaden nüfusla ilgili cinsiyet özellikleri, ortalama yaşam süresi, okur yazarlık oranı, kırkent nüfus oranı sektörel dağılımla ilgili ifadeleri bilebiliyoruz. Şimdi bize böyle grafikler verecek. Bu Türkiye ölçeğinde yıllar içerisinde nüfusun artış hızını gösteren bir grafiktir ve şunu unutma diyoruz zaten hep bunu artış hızımız sıfırın üzerinde mi? Evet sıfırın üzerinde. O yüzden verilen yıllar içerisinde nüfus sürekli artmıştır ve en fazla nüfusun olduğu yıl 2018 en az nüfusun olduğu yıl 1935'tir. Yani bunun başlangıcı en az nüfus bitişi en fazla nüfus niye? Çünkü artış hızımız sürekli olarak yüzdelik dilimde sıfırın üzerinde. Bakın 1935'ten 1945-50'li yıllara kadar nüfus artış hızımız azalmıştır. Bunun temel sebebi 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik bunalımıdır diyebiliriz. Savaş sonrasında nüfus artış hızımız artmış, 1960'lı yıllarda en yüksek değere ulaşmıştır. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı kurulup aile planlamasına gidilmiştir ve nüfus artış hızımızın azaltılması amaçlanmıştır diyebiliriz. Burada özellikle çalkantılı yıllar geçtikten sonra 1980'li yıllardan sonra değişen aile yapısına olarak nüfus artış hızımız azalmıştır diyebiliriz. Günümüzde nüfus artış hızımız binde sevgili arkadaşlar 5,5'lik bir değerdedir diyebiliriz. Buradaki ifadelerde Türkiye'de nüfusun artmasındaki temel sebeplerden bir tanesi sınırlarımız belirli olduktan sonra yurt dışından gelen Türk insanları. Onun dışında mübadele göçleri, Hatay'ın ana vatana katılması, ülkede nüfusun artış hızını artırıcı politikalara etkili olmuştur diyebiliriz. Türkiye ölçeğinde nüfus her yeri dengeli dağılmamıştır. Türkiye'de özellikle Çatalca Kocaeli platosu, Bursa ve çevresi, İzmir ve çevresi, Antalya körfezi, Adana, Hatay, Antep, Urfa, hattı, Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Samsun çevresi, Zonguldak çevresi, Batman çevresi, Ankara çevresi nüfusun yoğun olduğu yerlere örnek verebileceğimiz alanlardır. Peki nüfus nerede seyrektir dersek? Kırklareli'nin bulunduğu alanda Yıldız Dağları, Çanakkale'nin bulunduğu alan, Muğla'da Menteşe yöresi, Teke platosu, Taşeli platosu, Tuz Gölü çevresi, Orta Karadeniz'de Sinop ve çevresi, Erzurum, Kars, Ardahan, Sivas çevresi, Hakkâri hari çevresi nüfusun seyrek olduğu alanlara örnek verebileceğimiz yerler. Biz nüfus sayımı neticesinde ortaya çıkarmış olduğumuz piramitler ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bilgi verecektir. Öncelikle kenarları içe çökük üçgen piramidine baktığımızda bu piramitte yüksek doğum ve yüksek ölüm oranları vardır. O yüzden yavaş nüfus artışı gerçekleşmektedir. Gelişmişlik seviyesinin düşük olduğu ülkeler bu piramide sahiptir. Bu piramitte mesela bebek ölüm oranları çok yüksektir. Ortalama yaşam süresi kısadır ama şunu unutma nüfusun doğal artışı düşüktür. Niye? Doğum oranıyla ölüm oranı birbirini dengeliyor. Çünkü doğal nüfus artış hızı dediğim mis ifade bakın şuraya şöyle doğal nüfus artış hızı diye yazayım. Bu ifade neydi? Doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkardığımız ifadeydi. O zaman burada birbirini dengeliyorsa yavaş bir nüfus artışı var. Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte ikizkenar üçgen piramidine dönüşebilir bu piramit. O zaman da yüksek bir doğum oranı var. Buna bağlı olarak ölüm oranlarında hızlı bir azalma var. Bakın 65 yaş ve üzerinde kesimin ne kadar fazla olduğunu. Burada işte çok hızlı bir nüfus artış hızı var. Mesela bu piramide sahip dünya ölçeğinde ülkelere örnek vermemiz gerekirse Hindistan. Bu piramide sahip ülkelere örnek vermemiz gerekirse burun diye örnek verebiliriz. Burada ise mesela bu piramitte yüksek bir nüfus artış hızı var ya bunu düşürmek için nüfusun artış hızını azaltıcı politika uygulayan ülkeler olabilir. O yüzden burada da yavaşlayan bir nüfus artış hızı vardır. Çin'i mesela bu piramide örnek verebiliriz. Artık ülkelerin gelişmişlik seviyesinin artmasıyla birlikte piramit bu şekle dönüşebilir. Mesela burada düşük doğum ve düşük ölüm oranı vardır ve yavaş bir nüfus artış hızı vardır. Burada mesela tabanın genişlemesiyle birlikte tekrar yükselen bir doğum oranı var. Mesela buraya da İrlanda'yı örnek verebiliriz. Kenarları içe çökük. Üçgen piramit. İkiz kenar üçgen piramit. Asimetrik şekilli piramit, bununla birlikte arı kovanı şeklindeki piramit ve bir de çan şeklindeki piramit olmak üzere 5 tane piramidin bulunduğu nüfus piramidi kısmını da söylemiş olduk. Geldik şimdi beşeri sistemler kısmına göçler. Göçler nedir? İnsanların çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerleri terk edip başka alanlara geçici bir süre ya da sürekli olarak gitmesi işlemidir. Burada özellikle bu alandan bu alana göç ediyorsan yani göç yönü bu şekilde ise bu alanda göçe sebep olan itici faktörler bu alanda da göçe sebep olan çekici faktörler vardır. Mesela iş imkanlarının yetersiz olması, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması, doğal afetler, terör olayları, etnik ve dini baskılar göçe sebep olan itici faktörlerdir. Buraya niye göç ediyoruz? İş imkanlarının çeşitli olması, eğitim sağlık hizmetlerinin yeterli olması, dini inanç, kişisel özgürlükleri daha rahat bir şekilde yerine getirme isteği göçe sebep olan çekici faktör olarak karşımıza çıkar. Biz bir göç yaptığımızda bunu doğal nedenlere bağlı olarak iklime bağlı nedenler olabilir. Mesela Türklerin Orta Asya'dan yapmış olduğu göç, erozyon, su kıtlığı, toprağın verimsizleşmesi, deprem. Mesela 99 yılında Marmara bölgesinde yaşanan depremlerden sonra Türkiye ölçeğinde özellikle İç Anadolu bölgesinde nüfusta bir artış yaşanmış. Temel sebebinin deprem olduğunu ifade edebiliriz. Sel Çığ, heyelan, mesela Kırgızistan'da 1990'lı yıllarda yaşanan heyelan sonucunda 270 bin kişinin yeri değiştirilmiştir. Volkanik patlama, tsunami ve yangınlar doğal nedenlerdir diyebiliriz. Mesela savaşlar, Suriye'deki meydana gelen iç savaş gibi ya da Rusya-Ukrayna gerilimi gibi mübadele, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri ve iç karışıklıklar göçe sebep olan siyasi faktörlerdir. Aslında göçe sebep olan en temel faktör iş imkanlarının çeşitli olduğu alanlara yaptığımız göç hareketi bu ekonomik nedendir. Doğal zenginlikler gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması ve geçim sıkıntısı ekonomik nedenler olarak karşımıza çıkar. Sosyal kişisel nedenlere baktığımızda eğitim faaliyetlerinin yeterli olduğu alanlar, dini faaliyetlerinin ya da burada kişisel inanç ve düşüncelerimizi daha rahat bir şekilde aktarabildiğimiz alanlar, daha iyi yaşam tercih sosyal ve kişisel neden olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Biz bir göç hareketi yapıyorsak bunu ülke sınırları içerisinde yaptığımızda hatırlayın iç göç, ülke sınırları dışarısına yapıyorsak dış göç. Dış göç ülke nüfusunu etkilerken iç göç ülke nüfusunu etkilemez. Göç süresine göre sürekli ya da mevsimlik göç olarak gider. Mevsimlik göçü yapmamızdaki temel sebeplerden bir tanesi tarımsal faaliyetler, bir diğeri hayvancılık faaliyetleri, bir diğeri turizm faaliyetleri ve bir diğeri de inşaat sektörüdür diyebiliriz. Mesela büyük şehirlerde inşaat faaliyetleri için insanların gelip inşaat sektöründeki o iş bittikten sonra tekrar gitmesi gibi. Turizmin yoğun olduğu alanlarda sezonun açılışıyla birlikte insanların çalışmak için bu alanlara gitmesi gibi, hayvancılık faaliyetleri için yaylalara çıkmamız gibi, tarım asadı için belirli merkezlere gitmemiz gibi, dünya özlerinde mesela göç hareketlerine baktığımızda Türklerin Orta Asya'dan göçü, kuraklığa bağlı olarak, boylar arasındaki mücadele, esir düşme korkusu, Çin baskısı diyebiliriz, yeni yerler fethetme arzusu diyebiliriz. Bunlardan dolayı yaptırmış olduğumuz göçler, batıya giden Türklerin Hazar'ın kuzeyinden Avrupa'nın iç kısmına doğru önündeki toplulukları götürme ile birlikte gerçekleşen göç hareketi kavimler göçüydü. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda'ya yapılan göçler yeni dünya göçleriydi ki kilisenin baskıcı bir tutumu vardı Orta Çağ Avrupa'sında bunu da unutmayalım. İşçi göçü, işçi faaliyetleri için yaptığımız göç. Beyin göçünde eğitim seviyesi yüksekti unutmayalım. Doğal afete bağlı olarak göçler yaşanabilirdi. Savaş ve sosyal olay göçleri de vardı diyebiliriz. Ekonomik faaliyetlerde 5 tane ekonomik faaliyet grubu vardı. Birinci il, ekonomik faaliyet grubu tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetlerini. ikinci il, ekonomik faaliyet grubu sanayi inşaat faaliyetlerini üçüncül ekonomik faaliyet grubu hizmet sektörünü, dördüncül ekonomik faaliyet grubu genel itibariyle dijital grubu, beşincil ekonomik faaliyet grubu da üst düzey kesim karar verme yetkisinde olan kişilerin bulunduğu kısımdı. Burayla ilgili mesela çeşitli meslek grupları verip hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır gibi güzel bir soru gelebilir. Ve biz genel itibariyle çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda üç tane ana sektörün bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi tarım sektörü, ikincisi Arkadaşlarım sanayi sektörü üçüncüsü ise hizmetler sektörüdür. Nasıl oluyor dediğimizde birinci ekonomik faaliyet grubu tarım, ikinci ekonomik faaliyet grubu sanayi, üçüncü, dördüncü, beşinci ekonomik faaliyet grupları ise hizmetler sektörü olarak karşımıza gelir. Ve bir ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımızda neydi o ülkenin gelişmiş seviyesi hakkında bilgi veriyordu. Bakın burada iki tane ülke var Ruanda ve Belçika. Ruanda'ya baktığımız zaman yüzde tarım sektöründe, Belçika'ya baktığımız zaman yüzde hizmet sektöründe. O zaman Ruanda az gelişmiş bir ülke, Belçika ise gelişmiş bir ülke olarak karşımıza çıkar. Unutmayalım hizmetler sektörü fazlaysa gelişmiş tarım sektörü fazlaysa az gelişmiştir yorumunu yapabiliriz geldik insanların mal ya da hizmetlerin bir yerden başka bir yere aktarılması işleminde kullanmış olduğumuz hatlar uluslararası ulaşım hatları burada birincisi karayolları dünyada kullanmış olduğumuz en eski ve en yaygın ulaşımıdır eskiden patika şeklindeki yollara bağlı olarak tekerleğin icadıyla birlikte yol yapım sistemlerinde de iyileşmeler yaşandığı için karayolunda büyük atılımlar yapılmıştır 19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle demiryolu 19. yüzyılda çok önemli bir merkez konumu almıştır. Daha sonra işten yanmalı motorların bulunmasıyla birlikte karayolunda da iyileşmeler yaşanmıştır. Geçmiş dönemden günümüze kadar önemli Kürk yolu, akabinde Anadolu coğrafyasında Kral yolu ya da Çin'in yan kentinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolu, Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan Baharat yolu ticari anlamda önemli yor güzergahları içerisindedir. Günümüzde Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güneydoğu, Doğu Asya, karayolu ağının yoğun olduğu alanlardır. Amazon Kongo havzası, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Himalayaların bulunduğu alan, Orta Avustralya, Sibirya'nın bulunduğu alan ve Kanada, Alaska hattı karayolu ağı bakımından seyrek olduğu alanlara örnek verilebilir. Demiryoluna geldiğimizde demiryolu özellikle sanayi devrimi sonrasında iyi bir gelişme göstermiş olan ulaşım sistemidir. Tabii ki de motorlu taşıtların yapılmasıyla birlikte 19. yüzyılın sonundan itibaren önemi azalmıştır ama günümüzde hızlı tren projeleriyle birlikte tekrar önemi artan bir ulaşım sistemi olarak geçer. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güney Asya ve Doğu Asya dünya ölçeğinde demir yolu ağının yoğun olduğu alanlara örnek verebileceğimiz kısım. Transsibirya ise dünya ölçeğinde en uzun demir yolu projesi olarak karşımıza çıkar. Geldik şimdi deniz yolları. Deniz yolları için şunu bilmemiz gerekiyordu zaten. Uluslar arası ticarette hemen şöyle ticarette en yaygın kullanılan ulaşım ağı olarak karşımıza çıkmakta. Peki neden uluslararası ticarette en yaygın kullanılıyor dersek tek seferde çok fazla sayıda yolcu ve yük götürüyor. Yapıyoruz. Güzergahta rahat bir değişiklik yapıyoruz. Yol yapım bakım maliyetleri yok. Bundan dolayı da uluslararası ticarette en yaygın kullanılan ulaşımı deniz yolu ulaşımıdır. Dünya ülkelerindeki en yoğun deniz yolu ulaşımının gerçekleştirildiği güzergah Kuzey Atlantik yolu olarak geçer. Bir numarayla görmüş olduğumuz Batı Avrupa ile Kuzey Amerika arasını kapsar. İki numaralı yol Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint Okyanusu yolu olarak geçer. Burası da Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte önemi artmıştır diyebiliriz. Burada bazı alanlar var yani Boğaz kanal ifadesi var. Bunlara da şöyle bakmamız gerekiyor. Ondan sonra afetler kısmıyla birlikte etkinliklere de geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Alaska ile Rusya arasında Bering Boğazı, Güney Amerika'nın en uç kısmında Magellan Boğazı, Orta Amerika'da Panama'da Panama kanalı... Almanya'nın bulunduğu yerde Kiel kanalı, İngiltere-Fransa arasında Dover boğazı, İspanya-Fas arasında sevgili arkadaşlar Cebeli Tarık boğazı, Yunanistan'ın Mora yarımadasında Korint kanalı ya da Kızıldeniz-Akdeniz arası Mısır'ın sınırları içerisinde yer alan Süveyş kanalı İstanbul-Çanakkale boğazlarını söylemiyorum biliyoruz zaten. Bununla birlikte Kızıldeniz-Adın Körfezi'ni oradan da Hint okyanusuna bağlayan Babülmendep boğazı. Basra Körfezi'nin çıkış noktasında kim vardır dersek Hürmüz Boğazı ve Endonezya'nın bulunduğu alanda Malezya ile birlikte Malakka Boğazı yer almakta. Mesela Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Ümit Burnu yolu, buradaki Panama kanalının açılmasıyla birlikte de Macellan Boğazı'nın önemi azalmıştır diyebiliriz. Hava yolları ikinci dünya savaşı sonrasında gelişme göstermiş bir ulaşım sistemi olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki de savaş öncesinde ne yapıyorduk dersek savunma amaçlı hava yolu ulaşımını kullanmaktaydık. Keşif amaçlı da kullanıyorduk. İkinci dünya savaşından sonra hava yolu ulaşımı özellikle iyi bir gelişme göstermiştir. Günümüzde hava yolu ulaşımında özellikle havaalanı yapım tekniklerinin artması, uluslararası anlaşmaların imzalanması hava yolunun önemini ciddi anlamda artırmıştır. Dünya ölçeğinde Batı Avrupa ile Kuzey Amerika Amerika, Batı Avrupa ile Doğu Asya hava yolu yoğunluğunun fazla olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Afetlerin genel özelliklerine geldiğimizde afetler bir doğa olayı sonucunda çok fazla sayıda can ve mal kaybının yaşanmasıyla birlikte tanımlayabileceğimiz bir unsurdur. Bunlar doğal ve beşeri afet olmak üzere ikiye ayrılır ve mesela bize depremle ilgili bir şey sorduğunda afet kısmında ki bunlar jeolojik afettir. Deprem, tsunami, volkanik faaliyet, eğilen kaya düşmesi, çamur akıntısı. Burada depremle ilgili ilgili bir şey sorduğunda Amerika'nın batı kısmını şöyle karalıyorsun. Kuzey Güney Amerika'yı. Atlas Okyanusu'nun bulunduğu alanda İzlanda'yı şöyle karalıyorsun. Bir de Asya'nın doğusunda Malezya, Endonezya, Gine Adaları'nı karalayıp Avustralya'yı çok alma Yeni Zelanda'yı al. Sonra yapacağın işlem Türkiye'den sol tarafa Kuzey Atlantik kısmına ve şöyle sağ tarafa Pasifik kısmına kadar gidiyorsun. I ve H harfi yaptığında deprem, tsunami, volkanik faaliyetler %99,9 yaygın olarak görülmektedir diyebiliriz. Özellikle tsunami bu alanların okyanus kenarlarında etki alanı daha büyüktür diyebiliriz. Heyelan dediğimiz alanda ise dağlık alanların olması bizim için önemlidir. Özellikle mesela ülkemizde Karadeniz bölgesinde heyelan yaygın olarak görülmektedir diyebiliriz. Klimatik hidrolojik afetlerde mesela kasırga verirse tropikal kuşak. Yani şuradaki Kuzey Afrika'dan şöyle bir hat çiz. Hatta onu başka bir renk tonuyla göstereyim. Kasırgayı da şöyle alayım, şununla göstereyim. Bakın şuradan şöyle bir hat çiz. Bir de Avustralya'nın şu ortasından bir hat çiz. Şu alan içerisinde bir yerde görüldüğü kısımda Tsunami dışında mesela kasırga yaygın olarak görülebilir. Özellikle de Meksika körfezi aman burayı unutmayalım tamam mı? Bak burası çok çok önemli. Aşırı yağış dediği zaman onu da mesela hangi renk tonuyla göstereyim? Yeşille göstereyim. Güney ve güney doğasıya almanız gerekiyor. Kalıp yerler. Himalaya dağları mesela Kayalık dağları, Ant dağları derse çığıyı alacaksın. Erezyon mesela biyolojik afettir. Bunu mesela kuraklıkla karıştırmayın. Bunu heyelanla karıştırmayın tamam mı? Heyelan bit görsünün gür olduğu alanlarda görülecek. Çünkü yağış miktarının fazla arazinin eğimli olması gerekiyor. Erozyon ise kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki bitki örsünden yoksun alanlarda görülür. En tehlikeli olanı hızlandırılmış erozyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Salgın hastalıklar, böcek istilaları, olman yangınları gene biyolojik afetlerdir. Sosyal afetlerde yangın, savaş, göç ve terör saldırıları var. Teknolojik afetler maden kazaları olabilir. Soma'da yaşamış olduğumuz facia gibi. Onun dışında nükleer santral kazaları olabilir. Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralinde yaşamış olduğumuz kazalar gibi sanayi ya da ulaşım kazaları da teknolojik afetler olarak karşımıza çıkmakta. Hadi bakalım yazılı provası ile ilgili sizler için neler hazırladık onlara da bir bakalım. Aşağıdaki piramide sahip ülkenin özelliklerini yazınız diyor. Öncelikle bu piramidin ismi nedir dersek şöyle bir baktığımızda piramidimizin ismi sevgili arkadaşlar Arı kovanı şeklindeki nüfus piramidi olarak geçer. Peki bu piramide sahip ülkelerin gelişmişlik seviyesi nedir dersek gelişmiş ülkelerin bulunduğu piramittir. Peki buraya örnek vermemiz gerekirse kimleri örnek verebiliriz? Mesela Almanya'yı örnek verebiliriz. Almanya dışında Japonya'yı, İtalya'yı, İngiltere'yi bu piramide sahip olarak ülke olarak örnek verebiliriz. Bu piramidin özelliklerinden bir tanesi düşük doğum ve düşük ölüm oranına sahiptir. Doğru. Ortalama yaşam süresi fazladır. Nüfus artış hızı düşüktür. Kentsel nüfus oranı fazladır. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir. Bak bunları unutmayalım tamam. Bunlar gelişmiş ülkelerin zaten özellikleridir. O zaman ben piramitte önce neyi bileceğim? Piramidin isminin ne olduğunu bileceğim. Ondan sonra hangi ülke özelliğine sahiptir? Onu bileceğim. Sonra ülke bazlı burayla ilgili rahat bir şekilde yorum yapabilirim. Geldik. Nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz sonuçlar. Yani nüfus artış hızının artmasının olumsuz sonuçları nelerdir dersek. Bir, demografik yatırımlar ne yapar? Demografik yatırımlar ister istemez artacaktır. Hemen şöyle şuraya demografik yatırımlar artar diyelim. Sonrakini sözel olarak söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Doğal kaynak tüketimi artar. İşsizlik artar sevgili arkadaşlar. Yani sonuçta çok fazla sayıda bir nüfus var ve bu nüfusa ait istihdam yaratamazsan işsizlik artacaktır. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksar diyebiliriz. Kalkınma hızı düşer. Kişi başına düşen milli gelir azalır diyebiliriz. Bunları da unutmamış olalım. Geldik boşluk doldurma kısmımıza. Diyor ki cümlelerde boş bırakılan alanları uygun ifadelerle doldurunuz. İnsanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleştirilen yöntem. Nüfus sayımında iki tane yöntem vardı. Bunlardan birincisi neydi hemen şöyle tekrar hatırlayalım. Defakto yöntemi. Bir diğeri ise dejur yöntemi olarak Karşımıza çıkar ve insanların sayım gününde bulundukları yerin nüfusuna eklenmesine dayalı olarak gerçekleştirilen yöntem tabii ki de defacto yöntemi olarak karşımıza çıkmakta. Dejur yöntemi nedir dersek dejür yöntemi adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre yapılan sayım yöntemidir ve bu yönteme bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde her yıl, her ay, her dönem nüfusla ilgili verileri rahat bir şekilde paylaşabiliriz. Peki biz defacto yöntemine göre sayım yaptık mı dersek tabii ki de yaptık. 2000 yılına kadar defacto yöntemine göre sayım gerçekleştirdik ve 2007 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti olarak biz adresi dayalı nüfus kayıt sistemi yani dejur yöntemine göre sayımları gerçekleştirdik diyeriz. Geldik gelişmemiş ülkelerde nüfus olarak tabir edilen yaş grubu oran sol olarak fazladır. Şimdi gelişmemiş ülkelerde doğum oranı çok yüksektir. O zaman doğum oranı çok yüksekse 0-14 yaş grubu olarak tarif edilen hangi nüfus bağımlı nüfus. Hemen bunları şöyle ben şuraya yazayım. Bunu buraya şunu şuraya alalım. Burası tabii ki de genç bağımlı nüfus olarak tabir edilen 0-14 yaş grubu oransal olarak fazladır. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi fazla olduğu için yaşlı bağımlı dediğimiz 65 yaş üzerindeki grubun fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki oran yani bana diyor ki herhangi bir alanda yaşayan nüfus toplam nüfus ile o alanı yüz ölçümüne göre böldüğümüz kısım. Yani buradaki Türkçe meal nedir dersek kilometre kareye kaç kişinin düştüğünü bulduğumuz veriler. Bu nedir dediğimizde bu sevgili arkadaşlar tabii ki de aritmetik nüfus yoğunluğu olarak karşımıza çıkmakta. Ve şunu da unutmayalım. Herhangi bir alandaki aritmetik nüfus yoğunluğu o ülke hakkında bilgi sahibi vermez. Gelişmişlik anlamında. Niye? Bangladeş'teki aritmetik nüfus yoğunluğu ile Hollanda'daki aritmetik nüfus yoğunluğu birbirine yakındır. O yüzden bu ülkelerin gelişmiş ya da az gelişmiş olduğunu bize göstermez unutmayın. Sanayi devrimi ile birlikte nüfusta görülen en fazla artış ve değişim hangi kıtada yaşanmıştır dersek tabii ki de sanayi devrimi dünya ölçeğinde ilk olarak İngiltere de gerçekleşiyor. Özellikle bu dönemde sağlık hizmetlerinin iyileşmesi, insanların kırsal alandan kentsel alana göç etmesi, salgın hastalıklara karşı ilaçların gerçekleştirilmesi, nüfusun artış hızının yükselmesi yani o sıçrama dönemi dediğimiz üçüncü dönem var ya. Buraya denk gelir, ortalama yaşam süresi uzuyor ve buradaki en önemli değişim tabii ki de Avrupa kıtasında gerçekleştirilmiştir. Yoğun ölçekte bir göç hareketi olmuştur. Türkiye 1945 yılları arasında etkisiyle nüfus artış hızı azalmıştır diyor. Şimdi bu döneme bak baktığımız zaman 1940-45 döneminde ne var? Dünyada bir savaş ortamı var. İkinci dünya savaşı var değil mi? O zaman Türkiye'de bu dönemde ikinci dünya savaşı etkisiyle nüfus artışı azalmıştır. Biz savaşa girmedik evet ama seferberlik ilan ettik ve ekonomik bunalım var. Bundan dolayı da nüfus artışı azalmıştır diyebiliriz. Geldik göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın daha fazla olduğu görülür. Niye? Şöyle düşünün bizim ülkemizde genel itibariyle göç yönü doğudan batıya doğrudur ve göçe sebep olan en önemli etkenliklerin başında ekonomik faaliyetler gelir ve erkek nüfusu sanayi tesislerinin iş imkanlarının gelişmiş olduğu alanlara göç eder. O yüzden göç alan yerlerde erkek nüfusa ait oranın daha fazla olduğunu göç veren yerlerde ise kadın nüfusa ait oranın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz turizm göçlere neden olmaktadır. Biz şimdi göçleri yapıldığı süreye göre geçici, mevsimlik ya da sürekli göç olarak ikiye ayırıyorduk. O zaman turizm faaliyetlerine bağlı olarak insanlar belirli alanlara giderler. Antalya, Muğla, İzmir gibi. Turizm sezonu bittiğinde tekrar dönerler. O zaman bu mevsimlik göçlere sebep olur diyebiliriz. Birinci ekonomik etkinliklerden biri olan tarım ne zaman başlamıştır dediğimizde bundan yaklaşık 10 bin yıl önce başlamıştır. Bu dönem Neolitik dönem olarak geçer ve yerleşik hayatı bu dönemden itibaren yoğun bir şekilde geçmekteyiz. Öğretmenler hangi ekonomik etkinlik grubunda yer alır dersek öğretmenler tabii ki de hizmet sektörü içerisinde yer alan üçüncül ekonomik etkinlikler grubunda yer almaktadır. Burada tabii ki de Hizmet sektörü içerisinde sağlık sektörü yer almakta, ulaşım sektörü yer almakta, güvenlik sektörü yer almakta, adalet sektörü yer almakta. Genel itibariyle doğrudan bir üretim yok. İnsanlara hizmet sektörü olarak ifade edilebilir burası. Yeryüzündeki ilk ulaşım ne ile başlamıştır dersek Kara yolu ile başlamıştır. Zaten dünya ölçeğinde en yaygın kullanılan ulaşımı karayolu ulaşımıdır. Çünkü deniz yolu, demir yolu, hava yolu ile belirli bir yere kadar gidebilirsin. Ana gidebileceğin güzergaha tekrar karayolu ile ulaşman gerekir. En ucra köşeye de karayolu ile ulaşırsın. O yüzden en yaygın kullanılan ulaşım ağlarının başında karayolu ulaşımı gelmektedir diyebiliriz. Evet sorumuza baktığımızda buradan mutlaka karşımıza bir soru gelecektir. Çünkü nüfusun yoğun ya da seyrek olması ile ilgili ifadeler bizim konu anlatımlarımızda önemli bir yer kaplıyor. Aynı zamanda harita bilgisi kısmın olması da buradan soru gelebilme kuvvetini bize yüksek tutuyor. O yüzden bu harita ile ilgili yerleri dikkat etmemizde fayda var diyelim. Buraya yıldız atıyorum. Çünkü burası ya çoktan seçmeli testi mutlaka karşınıza gelecek ya da Böyle bir şekilde karşınıza gelecektir. Aşağıda iki tane harita verdim ben. İşaretli alanlarda nüfusun yoğun ya da seyrek olduğunu yazınız demiş. Mesela buradan başlıyorum. Bir numaralı alana geldim. hatta öyle yazmayayım. Şöyle yapayım. Mesela şunu şöyle alayım. Hop. Seyrek olduğu alanlar diyeyim. Numarayı söyleyeyim. Şuraya da geleyim şöyle yoğun olduğu alanlar diyeyim numarayı yazayım değil mi? Daha kolay olsun beyni biraz ekonomik kullanın. Şimdi geldik bir numara Amazon havzası. Bir numaraya baktığımız zaman burada yüksek sıcaklık ve nem bitiyor O yüzden bir numaralı alanda nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Dokuz numaraya bakıyorum Gine Körfezi. Gine Körfezi'nin bulunduğu yerde Nijerya var. Petrol yatakları bakımından zengin bu alan dünyada nüfusun yoğun olduğu yerlere örnek verebileceğimiz kısımdır. Hemen şunu şöyle bir diye düzeltelim. Şunu da şöyle dokuz diye yazalım buraya. Geldik devam ettik. Mesela üç 3 numara Kuzey Afrika buradaki Mars Sahra Çölü var. E bu alan çöl iklim bölgesi ise nüfus seyrektir diyebiliriz. 2 numaralı alana baktım. Batı Avrupa sanayi faaliyetleri, ulaşım faaliyetleri, turizm, eğitim, sağlık hizmetlerinin gelişmesine bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. 5 numara Güneydoğu Amerika. Bu alan özellikle yoğun nüfuslu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. 6 numaraya geldim. Kuzey Batı Amerika sevgili arkadaşlar Okyanusal iklim yaşanıyor. İklimin ılıman olmasına bağlı olarak bu alanda da nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle geldim. Şöyle doğuya doğru gidiyorum. 4 numara Güney Asya Hindistan. Yoğun nüfuslu bölge. Tarım ve tarihi faktörler. ilk yerleşme birimi de zaten buradaydı. 7 numara Çin. Tarihi faktörler. Tarım, sanayi, ticaret faaliyetleri. Yoğun bölge. 10 numara Orta Asya. Çöl iklim bölgesi. Seyrek nüfuslu. 8 numara Batı Avustralya. Çöl iklim bölgesi. Seyrek nüfuslu. Mesela ben buraya... 11'i şöyle işaretleseydim. Burası da tabii ki de seyrek nüfuslu bölge. Peki 12 numara olarak burayı işaretliyorum ve burası yoğun mu seyrek mi yorumlar kısmına bunları da yazmanızı istiyorum. Geldik şimdi Türkiye ölçeğinde hemen şöyle buraya yoğun diyeyim hemen şöyle geleyim buna da seyrek diyeyim sevgili arkadaşlar bunları da şöyle yazmış olalım. Bir numaraya bakıyorum neresi burası Çatalca Kocaeli platosu ulaşım sağlık turizm eğitim hizmetlerinin gelişmesi iş imkanlarının fazla olması bu alanda nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Geldim şöyle 2 numarası burası teke platosu karstik bir piloto güneybatı toroslar burada yer almakta arazinin engebeli karstik bir piloto olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz o zaman şuraya şöyle 2 diyelim şuraya da şöyle 1 diyelim devam ettik 3 numaralı alan adana tarımsal faaliyetlere bağlı olarak tarıma dayalı sanayiye bağlı olarak nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz geldik 4 numara İzmir ve çevresi tarım turizm ticaret sanayi ulaşım faaliyetleri e, yoğundur. Niye yoğun olmasın? 5 numara Tuz Gölü çevresi iklimdeki kuraklığa bağlı olarak nüfusun seyrek olduğu alanlara örnek verebiliriz. 6 numaraya geliyorum. Zonguldak ve çevresi maden madene dayalı sanayi faaliyetlerinden dolayı yoğun nüfuslu bölgelere örnek verebileceğimiz kısım. 7 numara Sinop çevresi burada küre dağları yer almakta ve yer şekillerinden dolayı nüfus yoğunluğu seyrektir. 8 numaraya geldim. Kuzey Doğu Anadolu sevgili arkadaşlar Erzurum, Kars, Ardahan hattını söyleyebiliriz ve bu alanda iklime bağlı olarak Nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. 9 numara Batman madene dayalı nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. 10 numara Ankara idari faktörler nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bakın mutlaka bu alandan karşımıza bir tane soru gelecektir. Ya seyrek nüfuslu bölgeleri ya da yoğun nüfuslu bölgeleri bize örnek anlamında sorgulatacaktır diyebiliriz. Geldik bir diğer etkinliğimize. Aşağıdaki tabloda yer alan illerin mevsimlik göç alma nedenlerini karşılarına yazınız. Biz mevsimlik göçü hangi faaliyetlere bağlı olarak alıyorduk? 1 tarımsal faaliyetler, 2 hayvancılık faaliyetleri, 3 turizm faaliyetleri, 4 inşaat sektörüne bağlı olarak mevsimlik göç almaktaydık. Bakalım Antalya bunlardan hangisi var? Antalya'da turizm var. O zaman Antalya'da turizme bağlı mevsimlik göç alma daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilebilir. O zaman Antalya'yı götürdük. Ankara idari tarım değil, hayvancılık değil, turizm değil. O zaman Ankara'ya insanlar niye mevsimlik anlamda göç ediyor? İnşaat sektörüne bağlı olarak. Adana'ya baktığımız zaman burada özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun ölçekte yürütüldüğünü söyleyebiliriz. O zaman tarıma dayalı bir mevsimlik göç hareketinin olduğunu da ifade edebiliriz. Rize'ye geliyorum. Özellikle tarımsal faaliyetler. Çay hasadı için insanlar gidiyor. Adını ya mesela pamuk hasadı için gidiyor. Antalya'yı yaz turizmi için gidiyor. Muğla'ya geldiğimiz zaman Muğla'da özellikle turizm faaliyetlerine bağlı olarak Yaz turizmi mevsimlik göç hareketi olmakta. Bursa'ya geldiğimiz zaman Bursa'da tarımsal faaliyetler diyebiliriz. Turizm faaliyetleri diyebiliriz. İnşaat faaliyetleri diyebiliriz. Yani üçünü de söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Niye diye mesela patates tarımı için insanlar mevsimlik anlamda göç hareketi gerçekleşmekte. Ordu'da fındık tarımı için mevsimlik anlamda göç etmekte. Mersin'de için turizm faaliyetlerine bağlı olarak mevsimlik göç hareketi gerçekleşmektedir diyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımızda tabii ki de buradan da kesinlikle bir soru gelecektir. Yazılı da bu burası soru mutlaka gelir. Buradan kesin soru çıkar diyelim. Üçünü de buraya koyduk. Niye? Çünkü buradaki ekonomik faaliyet türleriyle ilgili ifadelerde ya bu kapsamda bir soru gelecek karşınıza ya da ekonomik faaliyet gruplarında birinci, ikinci, üçüncü ekonomik etkinliklerdeki çalışan nüfusun oransal dağılımı ile ilgili bir yorum da yaptırabilir ama burayla ilgili böyle güzel bir sorunun gelebileceğini ben düşünüyorum diyelim. Yıldızlı bir diğer alan. Burayla ilgili de mutlaka karşımıza soru gelebilecektir. Niye? Çünkü bu meslek gruplarını verecek, bunları dağıtınız diyecek. Şimdi bize diyor ki aşağıda verilen meslekleri ekonomik faaliyet türleriyle eşleştiriniz demiş. Biz şimdi birinci ekonomik faaliyette ne olduğunu biliyoruz. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik faaliyetleri olduğunu biliyoruz. İkinci ekonomik faaliyette sanayi ve inşaat grubu olduğunu biliyoruz. Üçüncü ekonomik faaliyet grubu hizmet. Dördüncü ekonomik faaliyet grubu dijital. Beşinci ekonomik faaliyet grubu karar verme yetkisinde olan kişiler. Balıkçılık hangisine girecektir buraya? Bir balıkçıyı düşünürsek sevgili arkadaşlar o zaman bu birinci ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer alır. Orman işçiliği diyor. Bak işçi diyor direkt buraya yapıştırma tamam mı? Ormancı orman işçiliği diyor. O zaman bu da buraya girecektir. Fabrika işçiliği diyor o zaman bu buraya girecektir. Niye? Çünkü şöyle düşün. Bir salça fabrikasında çalışan işçiyi düşünürseniz domatesi mamül madde haline mi getiriyor? Evet. O zaman birincilde bir ham madde üretimi var. İkincilde ise ham maddenin mamül madde haline getirilmesi işlemi var. Yöneticilik üst düzey kısım olarak düşünürsek Beşincil ekonomik faaliyet grubu. Çobanlık, hayvancılık yani çoban kısmı o zaman birincil ekonomik faaliyet grubuna girer. Maden işçisi o zaman bu da birincil ekonomik faaliyet grubuna girer. Bak en tehlikelisi bu maden işçisi ama buna dikkat. Doktorluk hizmet grubuna girecektir o zaman yedi numarayı şöyle şuraya alıyorum. Altı madencilikti altıyı şöyle biraz daha düzeltelim. İnşaat işçiliği inşaat kime gelecektir? İkincil ekonomik faaliyet grubuna gelecektir sekizi yazdık. Pilotluk hizmet kısmı o zaman üçüncüyle yazıyoruz. Öğretmenlik ben mesela hizmet kısmı o zaman on numarayı da üçe yazıyoruz. Hemen şöyle dokuz pilotluk dedik. Dokuz pilotluğu da üçe yazalım ulaşım sektörü sonuçta. Bilişim uzmanlığı dijital kısım sevgili arkadaşlar on bir numarayla dördüncül ekonomik faaliyet grubu. Grafikerlik on iki numarayla dördüncül ekonomik faaliyet grubu. Reklam yazılım mühendisleri buraya gelecektir diyebiliriz. Buradan da soru karşınıza gelebilir. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Geldik bir diğer kısma aşağıdaki haritada verilen boğaz ve kanalları yazınız demiş bakıyorum bir numaralı alan. Alaska ile Rusya arasında yer alır. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı birbirinden ayıran bir kısımdır. Virtus Bering bulmuştur burayı ve bu alan Bering Boğazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bering Boğazı sevgili arkadaşlar doğal oluşumludur. Kanallar yapay oluşumlu tamam mı? bunu da unutmayalım. Burası Enlem olarak yüksek enlemlerde yer aldığı için günümüzde uluslararası anlamda ticarette çok yoğun kullanılan güzergahlardan bir tanesi değil. Ancak dördüncü jeolojik zamanda buzullaşmaya bağlı olarak kıtalar arasında canlı geçişinin yaşandığı yaşandığı boğazlardan bir tanesidir. İleriki süreçlerde belki de kesin demiyoruz. Belki de küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesiyle birlikte alternatif anlamda yeni bir güzergah olarak burası kullanılabilir haberimiz olsun. Geldik iki numaralı alana. Bakıyorum Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer almakta. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan daha yoğun ölçekte turistik gemilerin geçişinin sağlandığı kanal neresidir dersek tabii ki de burası Korint kanalı olarak karşımıza çıkar. O zaman kanalları kahverengi ile boğazları ise turuncu ile yazalım sevgili arkadaşlar. Geldik 3 numaraya bakıyorum şöyle 3'ü aradım. Neresi burası? Malezya ve Endonezya hattı sevgili arkadaşlar. Buradaki boğazımız nedir dersek... Malakka Boğazı olarak karşımıza çıkar. Hemen şöyle şuraya Malakka Boğazını da yazalım. 4 numaraya geliyorum. 4 numara nereyi görüyorum? Tabii ki de Türkiye'yi görüyorum. Karadeniz'i Marmara Denizi'ne, oradan Ege Denizi'ne, oradan da Akdeniz'e ve açık denizlere bağlayan bir kısım. Burada kim var dersek hemen şöyle İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını yazalım sevgili arkadaşlar ve Türkiye için jeo stratejik anlamda önemli iki tane boğazımızın olduğunu söyleyebiliriz. 5 numaraya geliyorum. İngiltere ile Fransa arasında yer almakta kimdir bu dersek tabii ki de Dover Boğazı olarak karşımıza çıkar. İngiltere ile Fransa arasında unutmayalım. 6 numaraya geliyorum. 6 numara çok önemli. Nasıl Coğrafi keşiflere bağlı olarak yeni ulaşım güzergahları bulunmuştur. Tabii ki de Ümit Burnu yolu coğrafi keşiflerle birlikte yeni yapılan, yeni bulunan güzergahlardan bir tanesi ve uzunca yıllar güzergah bu noktada gerçekleşmiş. Bu Ümit Burnu yolu olarak karşımıza geçer. Şöyle şuraya Ümit Burnu diye yazayım da soru kökünde yazılı, test mantığında da gelebilir haberiniz olsun. Daha sonra Sokullu Mehmet Paşa'nın projesidir bu. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlama projesidir ve bu proje hayata geçirildiğinde artık Ümit Burnu yolunun önemi azalmış. Velgünü güzergah Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu olarak karşımıza gelmiştir. Peki bu ne kanalıdır dersek bu sevgili arkadaşlar Süveyş kanalı olarak geçer. Mısır sınırları içerisinde yer alır ve dünyada kapakları olmayan en uzun kanal olarak literatüre gelmiştir. 6 numarada Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Ümit Burnu yolunun önemi azalmıştır diyebiliriz. 7 numaraya geldiğimiz zaman Basra körfezindeki ülkelerin açılan kapısı olarak geçer ve burası neresidir dediğimizde Hürmüz Boğazı olarak karşımıza çıkar. Ve unutmayalım Hürmüz Boğazı dünyada petrol sevkiyatının en yoğun ölçekte gerçekleştirildiği boğaz olarak ifade edilebilir. 8 numaraya baktığımızda Almanya sınırları içerisinde yer alır ve Baltık kıyılarına olan ülkelerin dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Peki burası neresidir dediğimizde Kiel kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Almanya sınırları içerisinde yer alıyor. 9'a geldiğimizde burada kim var dersek şöyle. Şimdi coğrafi keşiflerde İspanyol ve Portekizli denizciler çok ciddi anlamda belirleyici rol oynamışlar. Ve kolonicilik faaliyetlerine bağlı olarak anlaşmazlığa düştüldüğü zaman Papa'ya gitmişler ve Papa Atlas Okyanusu'nun ortasına bir tane at çizmiş ve Torsedillas anlaşmasına göre hattın doğu kısmının İspanyollara batı kısmının ise Portekizlere ait olduğunu ifade etmiş. Ve Magellan'da güzergahları bulabilmek için sürekli batıya gidip tekrar bulunduğu alana ulaşabilmek amacını yolculuk yapmış ve bu alanda batı giderken tam Latin Amerika'nın en güney kısmından geçmiş ve şurada Filipinler'de hayatını kaybetmiş. Daha sonra Delkan'a dümene geçip bu yolculukta güzergahı tamamlamış. Ve bu kapsamda 9 numarayla geçtiği alanda ismini verdiği Magellan Boğazdır. Hemen şöyle Magellan Boğazı diye hepsini düzgün yazdık. Bunu da şöyle düzgün yazalım. Şunu da şöyle tekrar Magellan diye yazalım sevgili arkadaşlar. Sonuçta Boğaz doğal oluşumlu ve uzunca bir süre ticaret bu alandan gerçekleştirilmiştir. Özellikle Amerika'nın doğu kısmından Amerika'nın batı kısmına deniz yoluyla bir mal götürmek isteniyorsa buradan götürülmek istenmiş ve buranın total uzunluğu 21 bin kilometremiş. Daha sonraki süreçte Yol çok uzun, zaman yakıt tasarruf sağlayabilmek için Atlas okyanusu ile büyük okyanusun birbirine en yakın olduğu noktalardan biri olan. Panama sınırları içerisinde mühendislik harikası olan bir kanal açılmış. Bu kanalın ismi Panama kanalı olarak geçer. E, kanala giren bir gemi Klaus Kaptan vasıtasıyla kanalı geçiyor. 28 metre yüksekliğindeki gonza gölüne gidiyor ve o gölden kanaldan geçmiş oluyor sevgili arkadaşlar. E şimdi yeni bir güzergah var mı? Var. Amerika'nın en doğu kısmından batı kısmına bir güzergahta yol götürmek yani yük götürmek istiyorsak 13 bin kilometreden tasarruf ettik. 8 bin kilometreye düştü. O zaman 12 numarada Panama kanalının açılmasıyla birlikte 9 numarada Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır diyebiliriz. 10 numara İspanya Fas sınırları arasında yer alır. Yani bu arada yer alıyor. Akdeniz'e Atlantik Okyanusu'na bağlar. Peki bu nedir dediğimizde burası bir boğazdır ve bu boğazımızın ismi Cebeli Tarık Boğazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geldik 11 numaraya. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne oradan da Hint Okyanusu'na bağlar. Şu alanda Yemen bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Şu alanda da Somali bulunmaktadır. Burası nedir dersek burası tabii ki de Babül Mendep Boğazı olarak karşımıza çıkmaktadır. ile ilgili soru mutlaka karşınıza gelecek. Bir geminin güzergahı gösterilecek ve bu güzergahta geçtiği boğaz ve kanallar nelerdir? Mesela Hong Kong limanından Venedik'e yük götürmek isteyen bir geminin geçeceği boğaz ve kanallar hangileridir? Ya da hangisinden geçmek zorunda değildir gibi ifadeler karşımıza çıkar. Haberiniz olsun. Geldik şimdi çoktan seçmeli testler kısmımıza. Birinci sorumuza bakalım. Dünya haritasında işaretli merkezlerin fiziki özellikleri göz önüne alındığında verilen afetlerden hangi hangisi belirtilen bölgede görülmez diyor. Bakalım şöyle bir de don olayları ekstrem soğukluklar görülebilir mi? Görülebilir. İki de sel olayı diyor. Bu bir dursun burası. Amazon havzası yağış fazla ama bu bir şöyle bir dursun. Çıkalım. 3'te orman yangını demiş. Akdeniz iklim bölgesi görülebilir. Yaz kuraklığı var. 4'te heyelan demiş. E burası soğuk bir alan. O zaman bu da dursun. Şöyle ikisine bakacağız. 5'te kuraklık demiş. Evet görülebilir. Şimdi bakıyorum sevgili arkadaşlar. Yağış miktarı fazla. Sel olayı görülebilir. 4 numara neresidir dersek burası Sibirya platosudur. Şimdi buradan Sıcaklık düşük, yağış miktarı fazla ama burası düz bir arazidir. O yüzden burada heyelan olayları görülmez. O zaman sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye haritasında işaretli merkezlerin fiziki özellikleri göz önüne alındığında verilen doğal afetlerden hangisi eşleştiği alanda görülmez demiş. Orada dünya burada Türkiye bakalım. Bir de tektonik deprem. Depremler nerede görüyordu? Batıda Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi'nden başlıyorduk ve burada Kuzey Anadolu fay hattı vardı. Hatay'dan sokuluyor devam ediyorduk Doğu Anadolu fay hattı vardı. E bir de burada kırıklı arazi yapısına bağlı olarak Batı Anadolu fay hattı vardı. İşaretlediğimiz alan içerisinde bir numara var mı? Var. O zaman deprem görülebilir. Gitti. 2'de meteoroloji kuraklık, tuz gölü ve çevresi görülebilir. 3'te taşkın diyor Doğu Karadeniz. Görülebilir yağış miktarı fazla bir büdürsün hatta şöyle yapayım bu bir büdürsün emin olamadınız diyelim. 4'te çığ demiş Hakkari çevresi görülebilir. 5'te rüzgar erozyonu demiş. Bak ne oldu? Direkt 3 taşkın görülebilir deseydik doğru zaten. 5'te rüzgar erozyonu olmaz rüzgar erozyonu deseydi burayı almamız gerekirdi. O yüzden sorumuzun doğru cevabı erozyon kısmıyla E seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Bu alanlardan hangisinde kasırga gibi olağanüstü hava olaylarının daha sık görüldüğü söylenebilir. Ne demiştik biz? Tropikal kuşakta etkili olacaktır. Yani şu hat içerisinde etkili olacaktır diyebiliriz. Şöyle şu hattı da çizelim. Bu işaretlediğimiz alan içerisine temas eden bir yer olması lazım. Burada özellikle Meksika körfezi kasırgaların ana vatanı olarak geçer. O yüzden kasırga ile ilgili bir soru geldiğinde direkt B'yi yapıştırmamız gerekiyor. Geldik bir diğer soruya. Ne diyor soru bize? Yukarıdaki dünya haritasında işaretli güzergahlardan hangisinde hava trafiği daha yoğundur? Şimdi bakıyorum hemen hava trafiği nerede yoğundu? Batı Avrupa ile Kuzey Amerika, Batı Avrupa ile Doğu Asya arasında yoğundu. Burada verilen güzergahlar içerisinde Kuzey Atlantik dediğimiz kısımda yer alan bir numaralı alan, diğer alanlara göre hava yolu trafiğinin daha yoğun olduğu alandır diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki grafikte 5 ülkenin nüfus artışı ile doğurganlık oranları verilmiştir. Grafiğe göre verilen 5 ülkeden hangisinin dışarıdan daha fazla göç aldığı söylenebilir? O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bir ülkede nüfus artışı büyüktür doğurganlıktan ise doğurganlık diyelim. Doğurganlıktan ise o zaman bu ülke ne yapmıştır? Göç almıştır. Bakıyorum nüfus artışı hepsinde fazla. Bak o zaman bu göç almış. Bu göç almış. Bakıyorum göç almış mı? Nüfus artışı yüksek. Doğurganlığı düşük. Hemen şöyle şunları tekrar düzeltelim. Doğurganlık düşük. Nüfus artışı yüksek. O zaman bu göç vermiş. Şöyle yapalım. Buna bakıyorum. Nüfus artışı yüksek. Doğurganlığı düşük. O zaman bu göç almış. Buna bakıyorum. Doğurganlık düşük, nüfus artışı yüksek. O zaman bu da göç almış. Buna bakıyorum. Doğurganlık yüksek. Nüfus artışı düşük o zaman bu göç vermiş. Buna bakıyorum doğurganlık düşük nüfus artışı yüksek o zaman bu da göç almış. Bana zaten göç aldığı söylenebilir diyordu. O zaman vermiş bir gitti. Vermiş 4 gitti. O zaman 1 ile 4'ü götürüyorum. Geriye kaldı 3 tane seçenek. Oransal anlamda ne kadar fark fazla ise o zaman daha fazla göç aldığını söyleyebilirim. 5 numaraya baktığımda diğer iki 3 arasında ciddi anlamda bir oransal fark var. O zaman buranın daha fazla göç aldığını söyleyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. Ne diyor soru bize? Bir ülkenin nüfus yapısı yıllar içerisinde birinci durumdan ikinci duruma geldiyse bu ülke için aşağıdakilerden hangisinin azaldığını söyleyebiliriz. Bizim karşımıza bu iki piramit gelebilir. Ve bu piramide baktığımız zaman ikiz kenar üçgen piramididir. Yüksek bir doğum, yüksek ölüm oranlarının son yıllarda azaldığı bir piramittir. O yüzden bu piramide sahip ülkelerde nüfus artış hızı çok yüksektir. Hindistan mesela bu piramidi sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Ama piramidimiz ikinci duruma dönüşürse tabanda ciddi bir daralma var. O zaman doğum oranlarında ciddi bir azalmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir politika uygulamış olabilir Çin gibi. Mesela Çin'in önceki piramidi böyleyken Sonraki piramidi bu şekildedir. Niye? Nüfus artış hızını azaltıcı politika uygulamıştır ve başarılı olmuştur. Bununla birlikte değişen bir aile yapısı da vardır. Bana hangisinin azaldığı söylenebilir diyor. Gelişmiş seviyesi azalmamıştır. Ortalama yaşam süresi azalmamıştır. Doğum oranları evet azalmıştır. Şehirleşme oranı azalmamıştır. Yaş nüfus oranı azalmamıştır. Aksine artmıştır diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir diyoruz. Geldik sizinle yazılı çalışmamızın sonuna sevgili arkadaşlar. Mutlaka çözmeniz gereken yerleri çözmeyi unutmayın. Nelerdir bunlar dediğimizde şöyle hemen kitabımızdan da tekrar belirtmiş olalım. Beşeri sistemler kısmında hemen şöyle 130. sayfa bölgeler ülkeler kısmında 150. sayfa ve akabinde çevre ve toplumda 170. sayfayı Dinamo Soru Bankası kitabımızdan çözüyorsunuz. Aynı zamanda sizler için hazırladığımız bak birinci yazılı artı ikinci yazılı ikinci dönem 61-93 arasını da mutlaka kitabı temin edip şöyle bir göz atmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Yazılarınızda bol bol başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.